Merhaba sevgili oyun gezerler. Bugün çok beklediğimiz ve en sonunda izlediğimiz o filmi konuşacağız. Civil War'u konuşacağız ama önce birkaç tane easter egg'i sevgili Onur Kaya ve Emre Karoğlu ile paylaşmak istiyorum. Hazır mısınız? Hazırız. Gene müthiş araştırmalarım sonucu IMDb ve Trivia'dan bulduğum birkaç tane böyle easter egg dedim gerçi ama ilginç bilgi demek istedim aslında. Easter egg değil yani. İlginç gelebilecek filmin kamera arkasındaki bilgilerden birini paylaşayım hemen. Tom Holland yani Spider-Man'i oynayan aktör ilk seçmelere gittiği zaman bayağı tırsıyormuş. Hani böyle bir şeymiş. Hani bir gerginmiş yani. Robert Downey Jr. kenara çekmiş bunu. Demiş ki bak oğlum demiş. Ben de Iron Man için zamanla teste geldim böyle senin gibiydim demiş. Hani seçmelere geldiğinde falan filan. Korkma demiş, rahat ol. Bu sadece bir seçme demiş. Eğer demiş olmazsa bir daha başlamadığınız sıkıntı değil demiş. Kendini bu kadar germe demiş. O da çok rahatlatmış kendisini Robert Downey Jr.'ın öyle bir konuşma yapması. Böyle bir bilgi paylaşmış. Robert Downey Jr.'ın da buradan babacanlığını görüyoruz. Babacanlığındaki ilişkilerine bir paralel gitmişler yani. Aynen bir paralellik sana, var. Ben sana kostüm vereceğim. Sen şey yap. geçiyorum ondan sonra. Marvel'ın en uzun filmiymiş bu arada. 2 saat 26 dakikayla. Fark ettim ben. İzlerken fark ettim. Çok ilginç bir bilgi olabilir ama öyle. Bu arada Emre Oyun Gezer'i okuyor. Oyun Gezer'in yeni sayısı bayilerde bulabilirsin. Şöyle bir kapağını göster. 10 sayfa Dark Souls 3 postmortem dosya koyulara dergimiz bayilerden çıktı. Online olarak da var. Her şekilde var. Uhuu. Reklamlar bitti. Çok şeklimiz bayi. Daniel Brühl. Doğru söylüyorum umarım abimizin ismini. Daniel Brühl isimli Baron Zemo'yu oynayan arka kaptan Baron Zemo olacak. Demeyelim. Zemo diyelim abi. Zemo Baronluğu diyelim. Falan Baronluğu yok. Yok. Baronluk yok. Zemo oynayan abimiz şöyle bir açıklama yapmış. Bu filmin bütçesi o kadar büyük ki bu filmden 20 tane film çekilir bu bütçeyle demiş yani. Yani bu filmden dememiş de bu bütçeyle, bu filme ayrılan bütçeyle 20 tane film çekersiniz. Öyle büyük bir bütçe var demiş yani. Kamera arkalarını izledim bayağı bir odada çekiyorlar. Hayal edebiliyorum yani. Bütçesi açıklanmadı değil mi? BBS'nin bütçesi açıklandı ama. Yok ben de bununla ilgili bütçesiyle ilgili bir şey duymadım. Chris Evans'ın bir açıklaması var. O da önemli bir açıklama. Bu film aslında şeye bir setup diyor. Infinity War'a. Yani Infinity War'ın zeminini hazırlayan bir filmdi bu diyor yani. Hani demek ki Infinity War bundan sonraki gelecek Avengers filmi şey olmayacak. Çok böyle bağımsız bir anda farklı bir şeylerin olduğu bir hava yaratmayacak yani. Zaten artık iyice ismi Captain America'ymış. İsmi Avengers'a bakmadan hepsi birbirinin devamıymış gibi bir kafada izliyoruz yani. Bu da artık nasıl bir temel izleyecek onu da konuşacağız birazdan videomuzda. Film izleyenlerin bileceği bir not. Filmde Robert Downey Jr. Peter Parker'ın halasına işte ne kadar da hot, işte affedersiniz seksi. Ne kadar da işte hoş bir hanımefendi olduğunu söylediği bir anekdot vardı, sahne vardı. Aslında berabermiş o ikisi 90'lı yıllarda. Bu da ilginç bir şey olmuş yani. Eski sevgililermiş yani aslında. Bu da öyle ilginç bir bilgi. Ne kadar ilginç bilmiyorum artık. Bilgilerimiz bunlardı. İsterseniz sohbetimize geçelim şimdi de. Evet. Allah belanı versin. Sohbet demedim oğlum. Emre'nin telefonu bittiyse şimdi devam edebiliriz sohbetimize. Şimdi hemen hızlı bir soruyla başlayalım. Ondan sonra dalarız inceliklere. Beğendin mi? Beğendim. Beğendin mi? Beğendim. Beğendin mi? Beğendim. Evet, ben de beğendim. Böyle zor beğenli imaj çizmek istemiyorum ama genelde hani hayal kırıklıklarımı biliyorsunuz az çok. Hemen bir karşılaştırma yaparsak Batman ve Superman, Captain America versus Iron Man filmleri arasında yani ben Civil War'un Batman'dan çok daha iyi bir film olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çok daha doyurucu bir film olduğunu düşünüyorum. Bazıları kurgunun kopuk olması ile ilgili eleştiriler getirmiş. Batman ve Superman'e göre daha kopuk kurguya sahip gibi bir eleştiriler bence, gördüğünü söylemiştin sen. Bence hiç değil. Ya ben gördüm ben böyle eleştiri ama çok da temelli görmedim çünkü yani filmi anlatmak istediği her şeyi anlattı, boşlukta hiçbir nokta bırakmadı, muallakta hiçbir nokta bırakmadı, hatta bunu eksi olarak bile alabiliriz. İnsan biraz bırakır muallak yani be. Birazcık bir merakta bırakırsınız, bir hani seyirciyi böyle birazcık duraklatırsınız falan kafasında, film fazla bile cevap verdi diye düşünüyorum ben pek çok soruyu. Yani bir iki yerde böyle ya bu ne alaka falan diye düşündüm, bunların cevabını alamayacağız herhalde diye düşündüm, boşlukta kalacağını düşündüm, yerlerin bile cevabını neresi verdiler. Neresi mesela? Ya neresi bu da şey reis? Mesela neresi? Şey muhabbeti vardı ya hani böyle kadın giriyor hizmetçi Zemo gittikten sonra odadan orada ceset buluyor falan. Ya dedim bu ne kadar klişe bir sahne. Sırf bunu koymak için mi koymuşlar acaba? Kimi öldürdü lan o? Kimi öldürdün bilmiyoruz ki biz falan dedim. Sonra yerine geçecek psikoloğu öldürmüş. Geyiği ona çıktı. Bir gönderme. Aslında zaten şey sahnesi bile çok zaten bağlantılıydı. Fark ettiniz mi bilmiyorum o psikoloğun resmini gösteriyor o yönetmenlerden bir tanesi yani. Ha bu sonradan bir tanesi. Sonradan bir tanesiydi. Tıp olarak aklımda o kadar bıyık takmışlar bir tanesi. Sonradan bir tanesiydi o yani. Zaten filmdeki her sahne bir yere bağlandı bir şekilde yani ipuçları vermiş gelecek sahneleri yönelik. Mesela bu arada spoilerlı bir inceleme olacağını tekrar hatırlatalım. Artık geç kaldık. Neden geç kaldığımızı da söyleyeceğim birazdan. Mesela filmin başında Robert Downey Jr.'ın bir anısını gösteriyor ya annesi babası falan filan var böyle ne alaka diyorsun Tony Stark niye geçtiğini izliyorsun falan diyorsun sonra ilerleyen sahnelerde bağlanıyor muhabbete. Hayır, yani ben bayağı şeyde bızıkladım orada böyle
Ha o Tom Holland mı lan o falan, onun ne oluyor falan diye böyle bir, bir şey oldum böyle de ses de etmedim böyle bir aklım karıştı böyle koştu. Ben böyle inanamadım oha Robert Downey Jr. gençleşmiş lan falan diye böyle çok güzel CGI yapmışlar böyle her herif çocuk genç duruyordu yani. Downey Jr. mı? Ya. Ama sesi yaşlı gibi abi. Ya sesi biraz evet gençliydi ama. O yaşta gençcik adamdan öyle ses çıkar mı böyle? Ne yapsın erken çökmüş o da yani. Erken çökmüş. En beğendiğim taraflara değineceğim bir de beğenmediğim taraflara değineceğim. Az çok beğenmediğim taraf da var yani. En beğendiğim benim açıkçası o efsanevi fragmanında bolca dalga geçtiğimiz. Hava yollarında birbirlerine yani koştukları. Lipzig Airlines. Lafı tükürdüğümüz yalaklar. Aynen. Yani bir şekilde tükürdüğümüz çok yalaklar. Komik duruyordu ama ben bu kadar hem bir sahnede gaza gelip hem de bu kadar güldüğümü yani hatırlamıyorum. Ben yani kendi adıma şey diyebilirim ya. Herhangi bir süper kahraman sahnesi filmindeki en düzgün kurgulanmış, en akılcı evet kurgulanmış dövüş sahnesi diyebiliriz. Çok hava çok direkt verirsin yani o payı. Çok kalabalık. Şey çok kalabalık bir dövüş. Zor bir dövüş. Yani çok kalabalık dövüşlerin koreografisini yapmak kalabalık dediğim 5'e 5 hepsi de önemli insanların dövüşü. Yani sonuçta şey değil bunlar. 300 Spartalı gibi 1000 kişiye girmiyorlar yani. Ya arada yani bir Hawkeye falan var ama. Yani Age of Ultron'da mesela çok kalabalık girişiyorlardı ama anlamıyordun ne olduğunu. Hani yani gerçekten anlaşılmıyordu yani. Yani herkes alıyor birilerini bir yerlere çalıyor falan filan. Ama burada o 5'e 5 dövüşü o kadar güzelmişler ki o Spider-Man'in gelip atlaması etmiyor. Zaten Spider-Man o film hakikaten çehresini o sahnede çok güzel değiştirmiş yani. Hani Spider-Man olmuş yani. Sevdim. Olmuş. Gerçekten hepimize sevdirdiler yani herhalde. Hani bir ufak bir parantez açmak istiyorum. Yani normalde ben Age of Ultron'u falan 3 boyutlu seyrederken nevrim dönmüştü. Mad Max de aynı şekilde. Ya dedim bu filmde 3 boyutlu yaparlarsa ben herhalde büyük bir ihtimalle dövüş sahnesinin yarısını anlamayacağım. Ve net bir şekilde ne olduğunu çok net anladım. Evet. Çok şey hani Onur arkadaşımızı alkışlıyoruz. Bu filmde şey vardı o. Başta kaptanın böyle o crossbones'la falan kombatları var ya. Oralar biraz dediğin gibiydi böyle. Bir kaotik böyle bir şeyler oluyor. Aslında oralarda bir ne olup bittiğini ben. Ya ben orada şeye tutuldum. Yani. Arabadan indiği salak bir kat sahnesi var ya. Çok canımı sıktı o ya. Filmin en başında. Yine arabadan atlıyor falan ya kaptan. O filmin en başında değil ki. Ortalarda işte. Yani Bucky'yi kovalık bir sahneydi. Falan. İşte bir ilginçti oralar falan. Çok ümidim yoktu yani şeyde. 5'e 5 kombatta ama şey oldum böyle. Belki de gülerken şey mi olduk lan deyip böyle gözümüzü kıstığımızda görmediğimiz tırtıklar mı oldu diye bilmiyorum ama. Ya yok şey olayı falan çok güzel. Bir kere Ant-Man, Spider-Man hani yan olarak Falcon. Hani Falcon gene filmin içindeydi. Hani yani devamlı bir yerde kendini gösteriyordu ama o sahne yani renk katan ve bir anda hani yüzümüzde gülümseme oluşturan. Ya orada şeyi fark ettin aslında. Marvel çok güçlü bir koz edinmiş eline yani. Hani mizah kozu çok güçlü yani Marvel'ın ve şeyi iyi yapmış. O karakterleri iyi konumlandırmış yani. Hani Ant-Man'in normalde ben Ant-Man'in filmini sevmedim mesela. Yani izlediğim filmi çok sevmemiştim yani. Hani böyle çok eğlenmemiştim açıkçası Ant-Man'i seyrederken. Hiç öyle bakma. Üzgün bakma. İtiraf ediyorum çok eğlenmedim yani. Ama Ant-Man karakteri o kadar güzel olmuş ki filmde. Oğlum çok tatlı oldu. Yani hani hakikaten diyorsun ki bu adamdan başrol olmaz. Bu adam yan adam oyuncusu yani. Spider-Man filminde de Robert Downey Jr.'ın Iron Man'in olması da güzel olmuş. Çünkü diyalogları çok hoş. Yani Iron Man'le tanıştıkları sahne ilk eve geldiği falan. Evet. Bayağı iyiydi ya. Yani çok eğlendim ben orada. Çok yani şey Tony Stark'ın şeyi çekmece kostümü bulması. Hemen Peter Parker gelip orada onu atması falan filan. Kapıya ağ atması sonra bunu çözer misin lan falan demesi yani. Bayağı eğlendim. Tam bir Peter Parker şapşikliği. Yani. İsim karmaşası falan da Spider-Boy falan. Bir şey daha söyleyeceğim. Ben hani film çıkmadan önce bütün ya filmin daha ciddi olacağını ama bütün mizah yükünün daha ziyade Spider-Man'in üstleneceğini düşünüyordum. Ama mizahı genele yaymıştı. Herkes ve de var abi. Avengers'ların aksine bu sefer cıvık durmamış abi. Ben filmin en çok orada başarılı olduğunu düşünüyorum. Bir iki yerde cıvıtıyorlar. O klasik şey geyiklerine girmeden yani, olmuyor yani zaten. Spider-Man'le Iron Man falan cıvıtıyor ama. Onlar cıvık. Yok ben ondan bahsetmiyorum. Benim bahsettiğim şey şu. O Falcon'un mesela filmin en başında adam sayarak dövmesi 4 oldu. 3 oldu. Ha, biraz Legolas gimliği yine dönmüş ama. Ya hani ulan gelmişsin ama Afrika'ya. Bak gelmişsin Afrika'ya tamam mı? Belli ki operasyon yapacağız. Çok önemli bir operasyon ya. Lan 2 dakika dilini tut espri yapma ya. Ne bu? Natasha'ya sarmaları falan. Ne oldu? Ne oldu? Üzüldünüz en sonunda. Hepiniz böyle boynunuz büküyor. Sikalep için attınız bir kenara. Öyle durdu kızcağız. Yani aslında orayı da farklı yapmışlar. Çünkü normalde adam hani saymalarda hep böyle iki kişi olur birbirleri rekabet eder ya. Bu kendi dövdüklerini sayıyor. Kimse onu sallamıyor falan. Devam ediyorlar orada. Bir ezikli geliyor direkt. Orada şey yapıyor ya. Yani. Peki çizgi romana paralel olarak hani ilerlersek biraz da filmin genel hikayesinden ne gibi eksiklikler veya ne gibi farklılıklar, ne gibi güzellikler yani gördünüz? Senden başlayayım. Milyonlarca farklılık var yani, zaten. Kapatasın. Yani. Seni rahatsız eden veya rahatsız eden bir şey yok çünkü herif aslında benim için. Çünkü herifler belli bir sinematik evren kurdu ve onun üstünden
bir önceki filmlere bağlı bir şeyler üretilmiş ve canını sıkmıyor. Yani Civil War değil film abi. Öyle bir şey yok ortada. Evet, çok böyle yani, olay biraz daha Kapten Amerika'yı yakalamak üzerine kurulmuş. New War Years'ın mevzusunu Wanda'ya yüklemişler. İşte Stanford yasası mıydı? Neydi hatırlamıyorum. Stanford yasasıydı mı o çıkan mevzu? Galiba. O yasayı işte neydi lan memleketin adı? Sokovia yasası diye. Sokovia. Az çok ona döndürmüşler ama yine Bucky'ye çok büyük yer verilmiş. Evet. Aslında Winter Soldier şey, Kaptan Amerika hikayesi devamını öyle sağlamışlar gibi hissettim. Ben yani. Bu arada Bucky'ye daha yeni ısındım bu filmde. Vallahi ben yer vermişler ki ısındım artık adama yani. Çünkü adam yani... zaten soğuk savaş. Evet. Adam zaten kış askeri. Ne kadar ısınabilirsin diye de daha da böyle. Evet, ben devam ediyorum. Şeyleri çok sevdim. Bazı böyle bu varyant kapaklarından falan böyle güzel çizimlerden sahneler vardı işte. O kalkana girdiği kaptanın bilmem neleri falan işte. Güzel tatlı sahneler vardı. Şimdi çok hatırlamıyorum ama çizgi romanda böyle hani o... Tasvir etmişler. Yani Civil War yazıp Google'a çıktığında çıkacak görsellerden çoğunun vardı yani filmde kullanmışlardı. Black Panther'in kaptanında olan kombatı ıvır zıvır falan. Black Panther'i beğendin mi? Beğendim ben herifi. Özellikle o konuşma şeyi falan. Şirinlik konuşması. Şey değil hani. Ben İngiliz gibi konuşur diye umuyordum. Yani Amerikalı gibi konuşur falan diye sanıyordum böyle. Ama çok, bayağı çok iyi ya. Çok tatlıydı abi. Bayağı saat satacakmış gibi falan hissediyordum. Ama yani böyle gelip. Evet, saat satacaklarını diyorsun ama sonra geliyor havada dönerlik falan atıyor ya. Çok güzel değil mi? Şerjetler. Yani ben de Black Panther'ı beğendim. Ya şey, biraz genç olması beni rahatsız eder diye düşünmüştüm en başta. Yok, çok çünkü kişiliği abi. Çok şey, böyle oturaklı bir adam kişiliği var ama surat böyle biraz daha şey yani. Daha yeni böyle teenage'den çıkmışlar 20 21 22 yaşında böyle bir hani şey gibi ama çok iyi kişiliğini iyi vermiş yani şey... böyle ağır başlı. Bir de şey, kafası sonradan hani ki bir Batman şeyi de var. Erişkinliği de var yani hani böyle şey. Bazen nefretle yola çıkıyor, intikamlısı yola çıkıyor ama kendini dizginleyip biraz da mantığını kullanmaya çalıştırabildi, başarabildi en sonunda yani. Hani karakter olarak böyle biraz daha ağır başlı bu diğer Marvel karakterlerinden ziyade. Aynen. Toy'in o şey kendini tutamamaz dıngıllığını. Lan bir sakin ol. Bir dur tamam lan işte. Ya adam ayrım benden şeyden falan daha şey çıktı yani. Hani böyle daha düşünen, eden, sorgulayan bir yapıya çıktı. Hani babası vefat etmesine rağmen düşün. O kadar adam şey kendini durdurabildi. O açıdan Black Panther'ı beğendim. Solo filminin de biraz daha farklı bir çizgide olacağını düşünüyorum. Yani mesela Black Panther'a tek başına solo film yapacaklarsa yanına muhakkak bir goygoycu karakter vereceklerdir diye düşünüyorum. Marvel tabii genel çizgisinde yani. Çünkü ya Black Panther çok esprili bir arkadaşa benzemiyor yani öyle ya tek başına götüren. Normalde Captain America'nın falan bir sürü sidekick'i var ama Black Panther genelde tek takılan bir amca. Vallahi ona, bir ona verecek birini bulamayabilirler. En fazla cameo yaptırırlar diye düşünüyorum. Ya cameo olur. Bir de zaten şey, herif şu anda giydi. Hani babamın mirasını ben devam ettiriyorum deyip burada giydi. Büyük bir olasılıkla bunun bir ısınma sürecini falan görüyoruz. Ha, espri yapmayı öğrenir diyorsun yani. Öyle ısınma süreci abi. Espriler çalışıyor. Ama şeylerini gördük mesela Black Panther'ın. Onu sevdim. O abla vardı ya, Natasha Romanoff'a şey çeken. Ha. Hadi basket yırtın ağzını falan diye. Aynen o Wakanda mı? Neydi onun adı? Wakanda. Wakanda'nın şeyleri. Işte. Bunun korumaları onlarda bayağı yer kaplayan hikayeleri. O galiba koruma değildi galiba. O kardeşiydi galiba ya. Yok, korumaları abi. İsimleri ne? Onların bir adı var bunun, korumalarının. Hatırlamıyorum. Yani, T'Challa'nın kardeşi de öyle Kel'be. Ama yani takılan. Orada tarz o demek ki yani. Kel ablaları genelde. Ama adam Kel değil. İşte orada kardeşi adamlar işte, benzemiyorlar. Saçlarından benzemiyorlar. Yok, korumaları o ya. Çok eminim yani. O zaman biraz da... Emin olduğumu zannediyorum en azından. Akıllara kalan sahneler üzerine gidelim. O çok tabii... Efsane kapışmayı bir kenara bırakırsak son yıllarda benim ekranlarda seyrettiğim Mad Max'ten sonra en etkileyici aksiyon anlarından bir tanesine ev sahipliği aldı. Age of Ultron'da bile şöyle aklımda kalan hiçbir sahne yoktu yani ama Age of Ultron çok dedim mi çok neyse her videoda gömüyoruz. İnsanlar da kızıyor bu videoda gömüyor. Ben Age of Ultron'un ilk yarısını çok seviyorum, ikinci yarısını da nefret ediyorum yani. Ben de ben %100 gömüyorum Age of Ultron'u. Ben kombatlarına falan bir baktım hızlı buna gitmeden önce işte 2 gün önce falan. O kadar da kötü değilmiş aslında şeyde. Yok ben şey Age of Ultron'un kombatlarının son kombatı hiç beğenmemiştim yani. Hani o asıl kapışmanın olduğu kısmı hiç beğenmemiştim. Ultron'un kaçması falan. Ya bak ilk yapıcısı güzeldi gerçekten. Hani halkın gelmesi öyle şeyleri uzaylı istilacıları ülkemizi kurtarması bilmem nesi falan yani güzeldi. Amerikalıyız hepimiz herhalde. Evet, kurtardı da ne oldu? Tüm bak dünya şimdi. Amerika'ya bağlı olduğu için. Amerika yıkılırsa her yer yıkılır.
Fragmanda bu arada çok eleştirdiğimiz bir şey daha vardı. O zaman sen yoktun. Eleştirmemiştik seninle beraber. Ama katılırsın belki, bilmiyorum. Şey demiştik hani, olay biraz hikayede Bucky özeline gidecek gibi sanki. Hı-hı. Çok fazla böyle kahramanların işte devlete bağlı olması özeline tartışmayacaklar gibi duruyor demiştik. Ama aslında ikisinin de dengesine güzel. Yani hakikaten mevzu biraz Bucky sebebiyle o patlak verse bile gene iş oraya bağlanmış yani, güzel olmuş. Bir tek ben oradan çok memnun kalmadım. Onu ben de memnun kalmadığım bir şey söyleyeyim. Yok zaten. Tabii kimlik açıklaması herkesin... çok güzel olurdu ama... Dur, adam daha yeni geldi çocuk ya. Sen gelir gelmez. Ben Spider-Man, Peter Parker. Spider-Man'i de kimse bilmiyor. Ne yapıyorsun sen? Tamam, hadi boşver. Mesela şey kısmı var orada. Benim biraz rahatsız eden benim kısmı. Senlerle konuştuk onu. Robert Downey Jr.'ın yani Tony Stark'ın motivasyonu biraz bana şey geldi. Eksik geldi ya. Hani biraz mantıksız geldi. Çok şey. Yani hiç Tony Stark'ın aklı ve mantığı kaybetmiş gibi hareket ediyordu. Yani... Ailemi bu öldürdü. Tamam hadi ailesinin öldürülmesi kısmında kendini kaybetmesini ve Bucky'ye girişmesini bir nebze anlayabiliyorum ama çok böyle şeyden mesela nasıl etkilenip de bir anda etkilendi o kadar onu anlamadım. Şey böyle ilk daha filmin başında konferans veriyor işte MIT'den çıkıyor. Aşağıda bir tane siyahi bir abla bekliyor. Benim oğlum Sokovia'daydı, böyle duygusal bir konuşma yapıyor. Onu siz öldürdünüz falan diyor. Hep devamlı sanki Avengers'lar, seninle de konuştuk ya bunu. Sanki böyle adam katletmeye gitmişler Sokovia'ya. Sanki böyle hani gelinler Sokovia'da bir etrafı yıkalım diye gitmişler gibi bir hava var yani devamlı. Ama orada Sokovia'ya götürüyordu anasını. Yani hani ve kimse de şey demiyor yani. Birader bak biz oraya insanları kurtarmaya geldik. Bir de Robert Tony Stark şeyi yeni mi fark ediyor yani? Biz orada masumları öldürdü. Kadın söyleyince mi fark ediyor yani? Hani aa biz orada masumları da mı öldürdük? Onlar ya? Ölebiliyor mu? Falan diye. Hani... Anlaşmaları yok mu bir sezonda? Vay ya, onlar figüran mıydı ya? Şeyde... Ben orada bir parantez açacağım. Age of Ultron'un başındaki Tony Stark'ın gördüğü rüya sahnesini kimse genelde hatırlamıyor. Herkesin ben o öldüğü sahne. Herkesin öldüğü sahne. Adamın zaten hani ilk Avengers'dan Iron Man 3 ve Avengers 2'de devam eden bir paranoyası var. Ben bunları koruyamayacağım, bunlar ölecek diye bir paranoyası var. Ondan kaynaklı. Daha evet, doğru söylüyorsun. Ama değil. Şey demek ki biz bunu filmde şeyi hissedememişiz tam olarak. Yani o hatırlatmalar yapılmadığı için veya o paranoya mevzusunu aynen, çok hissettiremediği için. Rüyaya bir flashback geçseler ben daha bir rahat oradan bağlantı kurabilirim. Ya bağlantı kurabilirim de kurmayabilirim de bilmiyorum da. Tabii çok alt metin olarak yapmak istemiş de olabilir o işi. Hani sen gerizekalısın, anlamamışsın diyenler olabilir benim için yani. Ama şey, mevzu çok önemli bir mevzu olduğu için. Çünkü Tony Stark orada bayağı kopuyor gruptan yani o fikir yüzünden. Hani biraz da o düşüncesinin arkasındaki sebepleri görmek isterdim ben yani. Hani filmin başındaki ablayla bir hatırlatma çakmak istemişler. O hani oğlum öldürdünüz falan diye yani. O çocuk da ne şanslıydı. Düşünsene fotoğrafıyla oynamış filmde sadece. Bakın oğlum ben Civil War'da oynadım. Dakika 3'te çıkıyorum diye böyle fotoğrafı var. 1000 lira almıştır ha. Vallahi, vallahi almıştır. Diyaloglu figür almıştır. Kitapta da var aslında zaten öyle bir hikaye. O yıktıkları okuldaki şeyden de... Ama kitapta alkollik bir havası var demiştin sen. Tabi o aralar zaten alkol sorunları falan olan bir herif. Tamam Stark da. Yok alkol bırakıyor. Bırakıyor da ama genel olarak o sorunu yaşamış ve içinde de hala böyle... Hayır, paranoyası, sonuçta bir paranoyasını vermişler daha önceden yani Tony Stark'ın hani o alkolle boğuşması veya bir şey yapması. Ama o çok uzun hikaye, şimdi onu burada yediremezsin. Tabii yediremezsin canım, en azından 2 bira içseymiş. Alkol olduğunu anlardık. Tabii acı verici bu durum şimdi, bir teyzenin biri geliyor, şeyde kitapta daha rahatsız ediciydi. Hani ağlıyor mu ağlıyor, zırlıyor, burada kadın bayağı şey duruyor böyle. Bak bu oğlum öldürdünüz falan. Tabii zırıl zırıl ağlıyor lan şeyde kitapta kadın falan böyle bayağı. Daha böyle yürek. Tony'nin de gözlerde oluyor falan öyle bir büyük şey. Büyük ihtimalle burada PG-13. Şeyi var ya, 13 yaş şeyi var ya, biraz evet. Daha o hani ölümle ilgili şeyleri çok dramatize etmek istemiyorum. Ben dramasını yetersiz buldum. Ben de mesela şey dememiş miydi Rusolar? Ya da başka biri de hatırlamıyorum da etkileyici bir şey olacak. Hani ağlatacak gibi böyle. Snyder demiş. Evet. Alttan salmış böyle Zack Snyder. Yani öyle bir etkileyici bir dram yönü ben görmedim. Çok böyle etkilendiğim veya gözlerimin şey olduğu böyle hafif titrediğim sahne yani zaten film çıkmadan önce bir test audience haberi çıkmıştı. Yani belli bir filmin farklı iki versiyonunu ya da artık üç versiyonunu kaç versiyonsa izletmişler. İnsanlara izletmişler bir test audience toplayıp da daha karanlık olanı insanlar beğenmiş. Tamam demişler bunu kullanırız. Abi nerede o karanlık? Ben onu o kadar görmedim yani. Bu karanlık dediğin neydi? Onun nerede? Brightness'ı var ya. Filtre miydi yani? Onun filtresini biraz açmışlar. Ben onu Zack Snyder yapıyor zannediyordum. 3 boyutlu izleyince karanlık oluyor ya. Belki onu öyle anlamışlar. Ama Russo'lar şey konusunda güzel bir cevap vermiş yani. Şimdi bu film Batman ve Superman'e göre hep şey diyoruz ya. Görsel olarak geride kalmış. Görsel olarak geride kalıyor. Geride kalıyor. Geride kalıyor diyor ama sonuçta ekrandaki hareketlilik, o görselliği ben hiç şey demedim mesela yani. Buna ya Batman ve Superman bundan çok daha kaliteli bir vizyona sahipti, bir şeye sahipti falan demedim yani. Aksiyon sahnelerini gayet iyi kurtarmışlar. Aksiyon sahnelerinde ben Batman ve Superman'in bunu geçeceğini düşünüyordum ve çok yani orada ben bize... Ben de Zack Snyder'in ustalığı o çünkü. Abi yani hani normalde şey, de.
hani aksiyon sahneleri çok toktu. Yani şu fragmandaki fragmandaki o ele ateş etme muhabbeti, Armin'in eline ateş etme muhabbetinden itibaren ben zaten of çok pis tok aksiyon sahneleri izleyeceğiz dedim. Ay yani ne zaman hani Bucky birine bir tane çaksa da uuu falan oluyor. İçim gitti. Batman Superman'in duvarın içine gömdü. Tamam her zaman gördüğümüz şey falan diyorsun ama yani filmde o tokluk hissini çok iyi vermişler. Evet ya Batman ve Superman'de mesela oyunlarda vuruş hissi deriz ya. Ona hani vuruş hissi diye geçer ya. Filmde bile var silah tokluğu yani. Mesela hakikaten Batman ve Superman'de iki tane böyle çok ağır karakterin çarpıyor. Batman'in de zırh giydiği zaman çok ağır karakterin çatışmasından daha bana da tok geldi. Batman Superman'ı gömmeyelim. Gerçi burada o da beğendiğimiz eğlendiğimiz. Karşılaştırıyorsunuz. Yani ama karşılaştırma... ister istemez bir karşılaştırmaya giriyorsunuz. Aynı korkmayın dönemde. Kardeşim ben burada Batman. Ben de Batman tüyüyecektim. You DC fanı. De ama olmamış abi. Civil War daha iyi yani. Tabii Civil War daha iyi. Ben açıkçası hiç heyecanım yoktu. Hatta filme girmeden önce Emre'yle beraber seyrettik biz. Onur'la ön gösterime gitmişti. Ben burada değildim bir hafta. O yüzden gidemedik. Emre'nin de okulu vardı. Okulla uğraşıyoruz. O yüzden gidemedi ön gösterime. Emre'yle beraber izledik işte pazar günü. O yüzden geç geliyor videonun da buradan bari söylemiş olalım. İşte izlerken şey hani heyecan var mı falan diye birbirimize böyle fişeklemeye çalışıyoruz falan. Böyle sıfır hiç heyecan yok. Ben hani böyle biraz şey yapıyorum. Ben geçine metrobüsten indim böyle. Heyecan Emre son dakikada geldik falan böyle. Yani kendimizi gazlamaya çalıştık. Ona rağmen çok gazlayamadım. Bir de şu uyarıyı yapacağım. Arkamızdaki genç arkadaşları da ben sinema izlerken uyardım ama beyler bayanlar lütfen toplu alanda sinemada tamam mısır yemeği, çerezle yemeği, kola içmeyi falan seviyoruz ama biraz sesine dikkat edelim ya. Bak o ambalaj sesi of. Aynen yediğiniz şey sesi değil hani o fışık fışık. Çünkü IMAX hakikaten çok ses sistemi hayvan gibi olan bir sinema salonu. Mesela daha ufak sinema salonlarında şey yediğin şey bile duyuluyor. Hani hakikaten hıçık hıçık bayağı arkada dinliyorsun yani hıçır hıçır yani. Ama IMAX'te bile torba şırtısından duydum ya. Film çünkü bir de şey değil ki devamlı. Bam güm geçmiyor ki. Hani biraz ona dikkat edelim. Toplumsal bir mesaj verelim buradan ya. Dört kere uyardı oğlum. Bak konuyu dağıtıyorsunuz. Dört kere uyardı dönüp şeydi. Lütfen birazcık daha ses. Dört kere falan döndü oğlum. Yani dört kere döndüm ama. Yani dört kere döndüm ikisini de uyardım ya. Hani bir de şey çok yüksek ki ya. Sinema koltuk arası IMAX'te yüksek ki böyle yapıyorum. Yani arkamda çocuğa böyle görmüyor çünkü çok yüksek yani şeyleri. Buradan da bu mesajı vermiş olalım. Aklımda yok çünkü o gün o olay yaşandığında bunu verelim de insanlar hani biraz daha şey olsun. Ha, şey olmuş, sosyal mesaj olsun. Biri televizyon sesini kıstı dediğin zaman şu kadar kıssam yeter. Bir daha geliyor bir daha. Ya çocuk dikkat etti. Yok dikkat etti ama sonra ikinci yarı unuttu. Bak ilk yarı dikkat etti. İkinci yarı başı gene aşırı aşırı başladı. unuttu yani. Gerisi nasıl bitmeden anasını satayım ona da. Gerisini aldı galiba. Neyse o arkadaşımıza buradan selam gönderiyoruz bizi izliyorsa. Sen koskoca Enis Kirazoğlu'nun arkasında nasıl o mısır yersin öyle ya? Mısırdır oğlum bayağı. Ama arkadaşlar mısırı zaten ses çıkmasın diye kartonda dağıtıyorlar ya diye böyle sinema sektörü. O çerez yedi galiba ya. Satmayacaksın abi valla yani. Hiçbir şey satmayacaksın aslında. Satmayacağım bakalım ne olacak. O zaman göreceksin. Abi bilet kadar para kazanıyor oradan. Ya kazanıyorlar da işte satılmaması lazım bence. Dışarıda iyi. Filme geri dönelim artık. Evet yani filme geri dönelim. Bunu benim söylemem çok garip. Atayım gelişiyorsun. Filme geri dönelim biraz da bağlayalım artık sonlara doğru. Hikayede benim ben kendimce beğenmediğim kısmı söyledim. Sen de ona göre güzel bir cevap verdin. Şey Robert Downey Jr. Ben beğenmedim kısımlara değineceğim ama. Polis diyorum. Sen söyle. Ben de konuşacağım. Ben de konuşacağım. Bana da söz vereyim. Filmin sıkıntısı bence o yani ben film çıkmadan önce Rusların hani Iron Man'in motivasyonuyla Captain America'nın motivasyonu ve görüşleri arasında dengeyi düzgün kuracaklarını düşünmüştüm. Ki kurdular ama filmin ikinci yarısından sonra süper kahraman hani kayıp muhabbeti komple unutuldu abi. Komple bütün olay Captain America'yı yakalayacağız hadi koşun muhabbetine evet. Döndü. O muhabbetin unutulması ve filmin yani dramatik anlamda güçsüz kalması biraz konunun ağırlığını götürdü. Peki bundan sonraki süreçte bu arada Captain America sonuna kadar haklı bence. Onu da söyleyeyim. Ben hiçbir anda Iron Man'in haklı olduğunu çok düşünmüyorum. Lan şunun altını çizmeyelim. Captain America ölmüyor ya. Evet. Ama ben zaten onun ölmeyeceğini bekliyordum. Çünkü, hiç kimse ölmüyor. Çünkü hani burada Batman... Ulan Rhodes bile ölmüyor. Hiç kimse ölmüyor. Bakın burada Batman... Ölüyor gibi ben... oluyor. Bacakları tutmuyor. Hemen yapıyorlar abi. Tekrar yürüyor yani. Lego gibi. Az da olsa yürüyor. Şey... Komikliği benim gözüme çarptı. Hani bu Civil War incelemesi ama yani şu an bakın söylüyorum 10 saniyede süre falan sayacağım. Batman Superman spoiler da geliyor. Bak 1, 2, 10. Tamam sayma. Evet tamam saymıyorum. Superman ölüyor ya. Abi şey sıkıntısı var. Bir yanda Civil War geliyor. Bir yanda Batman vs Superman geliyor. Hani DC Batman vs Superman hemen Civil War'un önüne atıyor. Geciktirme hani film tarihi olarak bir sene
erteliyorlar. Süpermen öldürüyorlar. Aha önce dramayı biz yapacağız diye. Marvel Kaptan Amerika öldürmüyor. Süpermen kafa üstü çakılıyor gibi bir şey oluyor yani. Bence belki ondan da lan adama bak Süpermen öldürdü. Adam Süpermen öldürdü oğlum. Manyak mı lan bunlar falan diye. Abi ama onu da öldürmediler. Bak, ya siz de öldürdü diyorsunuz da öldürmedik Süpermen'i. Cesur, cesur karar. Anlıyorum cesur karar. Hani bir İsa alt metni falan yedirmeye çalışmışlar ama olmamış. İki filmde ben Süpermen'le hiçbir bağ kurmadım. Onun orada ölmesi benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Yuhsan be! Kaptan Amerika şimdi ölse 13 film olmuş abi. Ben orada oturup ama ölse mi ya? Belki de biraz daha dramatik. Ya bir film hakkı daha var ya Kaptan Amerika. Bir film daha var. 6. film çekti. Crossbones da öldü. Crossbones öldü lan. Abi onu harcayacakları belliydi zaten. Ama işte sanki o izlenim verdiler. Crossbones var. İşte Kaptan Amerika Civil War falan vuracak herhalde Crossbones falan diyorsun çünkü bir anda pat diye peydahlanıyor herif tekrar. Ama yani falan. O çok belli mesela çünkü izledikleri formun artık birazcık belli olmaya başladı. Age of Ultron'da da Baron Strucker çıkacak dediler. Baron Strucker başta geldi küt diye öldürdüler dedim. Yani iki villain varsa muhakkak hangisi daha önemsizse onu herhalde baştan harcıyorlar. O şekilde gidiyor çünkü çizgi. Zemo'yu gösterdiler, Crossbones dediler. Dedim Crossbones daha ya, ayak adamı, onu baştan öldürecekler ki öldürdüler. Baron Zemo demiyor zaten. Zemo diyor sadece ama Zemo ile ilgili ne diyeceksiniz? Çok farklı bir çizgi. Yani aslında karakteri birazcık yemişler gibi. Yani şu anda yemişler gibi ama sanki o karakterin gerçeğine dönüştürüyorlar gibi. Daha önce konuşmuştuk Zemo ile için. Uzun anlatmayacağım ne olduğunu, ne bittiğini. Ben gerçekten hani Zemo kısmında farklı bir yön, hani farklı bir yöne gittiklerini düşünüyorum. Çünkü Marvel'ın filmlerine baktığınız hep hani kötü karakterleri hep harcıyorlar abi Loki haricinde. Evet. Hep tabii Loki dışında ele tutulmuş. Ve hepsi de mirror villain. Yani çocuğum ana karakter abi. Neyse kötü karakter de tam tersi falan oluyor. Baron Zemo burada bir yani hani Ultron gibi yapay zeka Avengers'da bir şey yapamadı. Loki bir şey yapamadı. Baron Zemo hani artık Baron yok da Zemo çıktı geldi. Hani normal adam süper gibi bir şey herif yok. Kızıştırdı ortalığı. Avengers'da birbirine kattı. Gitti. Şey bir hani burada ya yani mirror villain değil hiçbir şekilde. Yani farklı bir taktik kullandı ve ikincisi filmin sonunda adamı öldürmediler ya da herhangi bir şekilde kalıcı bir şekilde ortadan kaldırmadılar. Devam edebilecek. Devamında gelip ihtimalle. O zaman Baron olabilir belki. Belki bu bir giriş filmiydi ya, ama hafif kaldığı gerçek. Ben Baron Zemo olsa bile şey olacağını düşünmüyorum. Ana villain olarak yer edeceğini düşünmüyorum. Bu filmde bile ana villain değildi yani. Ya ama şimdi yani zaten filmde bile ana villain'dı da yani şey yoktu. Hani böyle bir aksiyona katkı sağlayacak bir durum yoktu. Büyük ihtimalle Thanos olayları dönerken bu arka planda bir şeyler yapacak, yandan başka işler yürütecek gibi duruyor. Ben ya Infinity sanki. War'da şimdi affedersin dünyanın içine edileceğiz. İçine edilirken şimdi Baron Zemo da orada ben bu dünyayı ele geçireyim ama Allah Thanos geliyor sen nereye ele geçireyim. Bu arada gene yani. Infinity War'daki o taşlara ne taşıydı onlar ya şey eldiver. Doğan taş. Şey Vision gene ona güzel bir gönderme vardı sanırsam yani ben bu taşın ne işe yaradığını bilmiyorum ama bilsem kontrol edelim falan filan belki diye. Orada da güzel bir gönderme vardı ama onun dışında çok fazla böyle geleceğe dönük bir gönderme almadık filmlerde. Vision'a gülmediniz bu tek gömlek. Diye gömlekle. Zeytenle böyle oturuyor. Her gördüğümde güldüm abi ya. Şu kanal değiştim falan. Tabii tam bir baba olmuş. Ben yemek yemem. Vision'ın yere gömülme sahnesi çok iyiydi ya. İyiydi. Ama biraz fazla gömdü bence ya. Çok gömdün ha. Birazcık daha 3 kat aşağıda falan. Gömsün ama orada da aralarındaki o Wanda ile olacak, ileride gelecek olan aşkı da gördük. Yani abi, ama birazcık Steve Rogers'da da böyle bir yatak odasında bir yakınlaştılar falan. Hangisiyle olacak acaba? Lan. Yok bir şey. Steve Rogers'a bence biraz daha abi kardeş gibi bir ilişkileri var. Ya ben çok romantizm hissettim. Steve aldı şey ablayı. Ama ya Carter'ın romanlarda kuzenine, yeğenine. Yeğeni. Ya o öyle canım. Kaç yaşında ödülü de Steve Rogers'da az şey değil yani. Bu arada filmin drama konusunda en güçlü olduğu nokta bence Carter'ın cenazesiydi abi. Ben Carter'ın cenazesine harbiden duygulandım. Ama sen diziyi izliyorsun büyük ihtimalle. Ya diziyi izliyorum. Ben Carter'ı karakter olarak da çok seviyorum ama ben zaten... Ben diziyi izlemedim hani, çok etkilenmedim yani. İkinci filmin de başında bir Carter'ın bir Alzheimer muhabbeti vardı. O sahnede mesela bir Marvel tonuna göre kıyasla ciddi ve hüzünlü bir sahneydi. Onu yap, onu bilen orada hüzünlenen bir adam, onu aklıma getiren bir adam mesela. Ben getirdim aklıma. Ondan sonra cenazeyi görünce dedim Carter öldü. Orada bir üzüldüm. Gerçekten filmin de en güçlü draması oydu bence. Ya işte o tarz şeyleri vermeleri de ikisinin de birazcık işte boşlukta olduğun işte Tony'nin bu ölüm muhabbeti, bunun işte Carter ölmüş. Zaten Carter olayı yeni kayıp mevzuları var. İşte Carter olayı Kaptan Amerika'nın motivasyonunu çok böyle direkt güçlendirdi. Tabii canım bir de bu Çimen böyle... Çimen dolusu anında sert. Tabii zaten oradaki son sözden sonra böyle işte. Böyle dedi falan, evet ben de kesinlikle kararına dönmüyorum falan diye böyle bir şey yaptı. Gene şey yapıyordu,
tam imzalayacaktı gene. Sonra da Wanda'yı kapattıklarını öğrenince vazgeçti. Gene imzalayacaktı Tony'nin şeyine. Hani tamam senin gibi olsun diye Wanda'yı kapat. İşte tam bu sırada da lanet olsun deyip tekrar basıp gitti ondan sonra. Zaten burada hani Iron Man takıntılı taraf, Captain America birazcık daha haklı duran taraf. Çünkü Iron Man ne olursa olsun hani bir filmin sonlarına doğru birazcık taviz veriyor ama onun haricinde Bucky senin ananı öldürmüş dedikleri zaman direkt dalıyor yani millet. Ama Captain America ne kadar güçlü olduğunu bilse de. Ama Captain America şey gibi ergen gibi mektup yazarak ayrılması. Abi yüz yüze gel yani böyle. Sevgili Tony. Ama o şeydi çok iyi böyle. Şeyleri kaçırdık. Biz kimseyi geride bırakmayız kardeşim diye. Yani Tony de zaten şeyin mahcubiyetini hissediyor o hapishanede. Arkadaş dedik insanların tutulmasının mahcubiyetini hissediyor. Halkay falan bayağı dalga geçiyor yani orada. Şeyde sistemde yani, bulunuyor daha doğrusu. Ant-Man'e sen kimsin demesi çok iyiydi. Evet. Yani. O da çok tatlıydı Hank. Hank Pym şey der hiçbir Stark'a güvenme falan. Sen kimsin? Ama ya, içinde o şeyde hissetmiştir yani böyle çöküklü. Tanıyorsundur Hank Pym'i herhalde diye düşünüyorum. Şey. Falcon'a vurduğu sahnede ayar oldun mesela ya. Bildiğin ayar oldum abi Tony Stark'a. Şey Rod'un başında duruyor ya. Falcon geliyor vuruyor. Affedersin be Popo. Sen aynısı onu vurmasaydı abi aynı şey Falcon'ın başına gelecekti. Yani Falcon düşecekti o kadar yüksekten falan filan. Ya yani o yamyamlık yok ortada. Falcon'ın üzerinde zırt da yok yani. Patak yok abi adamın yani şişilecek lan adamı havada ve gidip böyle Falcon'ın suçuymuş gibi vicdan şey. Ya niye böyle oldu ya? Nasıl kaçırdın ya falan. Vallahi o zaman bozuldu falan. Öyle oluyor mu falan diye. Hiç kendini suçlama yok herifin orada. İndir diyorsun adam indiriyor kaçıyor. Nasıl kaçtı falan hiç düşünmüyor yani. Herif de ölebilirdi. Bunun senin ayrım ben düşmanlığını kabarmış. Ya bak sen yok sahneye biraz daha. Tony Stark'a buradan meydan okuyoruz. Iron Man eleştirisi demişken yani Iron Man eleştirisi değil ama abi film çıkmadan Bleeding Edge zırhı dediler. Filmde zırhın hiçbir olayı yoktu. Yok ya. Bir tek şeyde koltuk açık diye şey yaptı. Hangi ya. Ben bunu ya Iron Man zırhı Bleeding Edge diye geçen zırh normalde çizgi romanda ya direkt derisinin içinden çıkan zırh. Nanoteknoloji falan. O zırhla beraber Tony Stark bir de cyborg oluyor. Ama hani o topa girmeyecekleri belliydi ama film zırhında 3-5 değişik özelliği olsun be abi. Hani uçuyor. Bak her yanında mesela ışıkları var ya normal zırhlara göre. O ışıklar normalde kamera 360 derece görmesini sağlıyordu falan diye yani. Ona bile değmiyor. Yani onu bari değeydin ya abi. Kenarda biri söyleyeydin de ay iyi güzel zırhmış diye mutlu olaydık. Arkada yani. Gözüm var. 360 derece görüyorum falan. Ha, bu arada bir tane küçük söz at kaç yani. Spider-Man'ın mekanik gözleri var ya. Ona da hiç değinmemişler. Ama onu yok ben onun mesela değindiklerini anladım. Hani o mekanik gözün ne olduğunu anlayabildim. Yani filmdeki diyalogtan yanlış mı anladım? Siz düzeltin yanlış anladıysa. Şöyle bir şey, bir yerde bu maskeyi, bu gözlükten nasıl görüyorsun diyor ya ilk Tony Stark Spider-Man'in yanına geldiğinde. Spider-Man'de çok fazla veri geliyor kafama, odaklanmama yardımcı oluyor diyor gözler için. Büyük ihtimalle Tony Stark da onun için mekanik, yani istediği yere odaklanmasını sağlayacak, görüşünü böyle istediği yere odaklayabilecek bir mekanik göz yapıyor. Sırf o kafası karışmasın diye yani çok fazla. Çünkü şey oluyor. İlk maskesi çıktıktan hemen sonra Iron Man'i görüyor. Yerde böyle vurmaya falan çalışıyor Iron Man'e falan böyle. Benim falan diyor Iron Man. Orada maskesi çıkmıştı mesela. Hani büyük ihtimalle orada bir sürü kavram karmaşası yaşadı. Kafasına orada gelen bilgilerden maske dolayı. Maske açma sahnesini küçük de olsa sıyırmışlar. Sıyırma sahnesi gelmiş. Ya. Ama Spider-Man'le ilgili diyaloglar galiba çok tatlıydı işte. Empire Strikes Back'se bu çocuk kaç yaşında ya falan diye muhabbet oluyor. Bilmiyorum. Kemik yaşına bakmadım diyor. Yani evet şey. Kol gitmesi var yine Bucky'nin. Bir de bacak, Giant Man'in bacaklarını sarması. Giant Man oluyor bu arada Ant-Man bayağı. Aslında biliyorduk da. Abi zırhın içine girişi benim daha çok hoşuma gitti. Çok Giant Man hoşumdan yani. Daha önce şeyde çıktı hatırlıyor. Lego setinde çıktı Giant Man vardı. Sonra neler olacak falan. Yani, neyse. Spider-Man'in bir diğer güzelliği de yalnız o animated serisindeki ışığı yapmışlar ya son kredi sahnesinde. Hani çizgi romanın şeye yani nostalji iki tane nostalji gönderimi olması beni şaşırdı. Ben sadece mercekli işin içinden çıkacaklar zannediyorum göz kısma muhabbetiyle. Bir baktım ha ışık. Options şeyi diyordun ya sen. Options ekranı vermiş. Seçenekler dil ayarla. Peki o zaman son soruyu soralım sonra puanları alıp bitirelim artık konuşmamızı. Infinity War'da ne görüyorsun? Yani sizce bundan sonra Avengers muhabbeti nasıl olacak? Bir Secret Avengers kurulacak diyordun sen. Secret Avengers kuruldu zaten yani. Abi bence resmi olarak barışacaklar ya. Ya şöyle olacak. Ama bir olay çevresine. Yani Iron Man hala o ısrarlı tavrını sürdürecek mi yani? Hani devlete ben bağlı çalışan. Ben birazcık dayağı yedi akıllandı diye düşünüyorum. Ne yapacak Iron Man? Ben de geleyim sizin yanınıza. Yani, ama ya. Avengers devlet tarafından artık tanınmayan bir daha doğrusu Avengers'ın
o üyeleri Kaptan Amerika tarafları devlet tarafından tanınmayan bir ekip haline geldi. Yani, Secret Avengers. Bu Infinity'de değil de o ara filmlerde falan bahsedilir. Bilmem ne. Ama Infinity War geliyor. Nerede bahsedeceksin ki? İşte ne bileyim. Doctor Strange'de döner bilmem ne. Ne var arada? Avengers filmi var mı ki arada? Kaptan Amerika yok. Ayrı bir yok. Gerek yok. Thor var bilmem ne var. Minik minik bir şeyler döner arada. Bir ama minik kurtarmaz onu ya. Bir şey yani, olduğundan sonra belki, da işte direkt işte bir başında küçük bir kendi aralarında farklı bir sahne gösterir. Sonra zaten Thanos geldiğinde bir zahmette toplansınlar yani. Tabii zaten büyük ihtimal tek büyük bir olay onları tek bir çatalda toplayacak tekrardan yani. Böyle devletin bir şey diyemeyeceği bir olayda büyük ihtimal toplanacaklar. Tabii canım devlet ya. Yalnız kayıt olmanız lazım. Thanos orada dışıyor. Tam bürokrasi her yerde bürokrasi. Var mı? Sen ne diyorsun nasıl bir şey bağlayacaklar bir sonraki filmde? Nasıl bağlayacaklar gerçekten işin o konusu ilginç. Ne oluyor oğlum? Bir ağırlık çöktü sana. İşim nasıl da bağlayacaklardı yani gerçekten? Valla ben de düşünüyorum. Sahur problemi döndü. Daha Ramazan da gelmedi ama. Harbiden arada bağlantı kuracak film yok. Guardians of Galaxy 2'de mi bağlantı kuracak? Ramazan abi direkt... Thanos'u verecekler. Bak size abi, en başta ilginç bilgileri söylerken şey demiştim. Captain America bir setup kuruyoruz Infinity War'a. Yani Infinity War'ın temellerini atan bir film bu dedi. Ama temelleri atan film bu dediyse direkt buradan Infinity War'a evet, zıplayacaklar. Öyle yapacaklar yani. Bence de. Çünkü zaten şöyle bir şey var. Filmler bu arada Infinity War Part 1, Part 2 olmayacakmış. Evet, isim değişti. İsimleri değişmiş ve bu yüzden de büyük ihtimalle yani devamlılık olacaktır filmlerin ama bir olayı bitirecekler büyük ihtimalle. Yani bundan sonra gelecek Avengers filmini hani şey olmayacak böyle. Vuracaklar mı acaba? Devamı Part 2'de gibi olmayacak büyük ihtimalle. Bir olay yaşanıp bitecek, sonra başka bir olaya geçilecek. Onunla devamlılığı olan. O yüzden gene bu Secret Avengers olayıyla ilgili bir şeyler görebiliriz diye düşünüyorum ben. Ya ben acaba şey topuna mı girecekler diye düşünüyorum. Normalde bir Infinity Gauntlet'te ilk başta bir Thanos Gauntlet'in topluyor, yani assemble ediyor. Ondan sonra bir Thanos'u yeni mağlup ediyorlar falan. Sonra Gauntlet'i Adam Warlock'a veriyorlar. Zaten esas Infinity War hikayesi de Adam Warlock. Adam Warlock. Adam Warlock'un hani ikincil kişiliğinin ortalığı dağıttığı bir hikaye falan. Acaba o topa mı girecekler? İlk filmde Thanos tokatlanacak da ikinci filmde mi? Adam Warlock ki. Adam Warlock da işte kozasını gördüğümüz zaman var ya Guardians of the Galaxy'de gördüm. Yani, esprisi ne peki? Çok güçlü bir adam mı? Thanos ya, çünkü çok... Mükemmel insan gibi bir şey böyle. Sarı derili bir amca. Genetik olarak engineer edilen bir amca yani. High Evolutionary diye bir adam var. O yapıyordu bildiğim kadarıyla. Sol gemin içinde yaşamış uzun süre. Sol gem demeydi. Sol gemin içinde. Zaten o yüzden sol gemi ona saklayacaklarını düşünüyoruz. Time gemde büyük bir ihtimalle Strange'de olacak. Strange'de çıkardı. Peki o zaman artık puanları bitirmeyelim. Ben şu yorumu yapayım. Sonra sana sorayım puanını yani. Doctor Strange'in gelmesi, bir sonraki filmlerin gelmesi falan beni iyice heyecanlandırdı bir sonraki Avengers filmine doğru. Çünkü belli ki Marvel karakterleri iyi yediriyor. Hani solo filme sahip olan karakterleri iyi sokuyor hikayenin içerisine. Ve minik minik de olsa çok güzel nüanslarla çıkarıyor yani. Hani bir sonraki filmde şey dediler ya, son iki filmde Avengers filminde 60 tane yakın önemli karakter göreceğiz diye. Hem villain hem süper kahraman karakterleri yani. Hani 60 çok iyi bir rakam. Büyük ihtimalle bayağı eğleneceğiz diye düşünüyorum ben bir sonraki filmlerde. Böyle de bir iyice hype'landığımı da söyleyeyim. Normalde hiç gazım yoktu. İyice düşmüştü gazım. Ama Civil War tekrar benim o gazımı bir yükseltti yani. Geliyoruz olacak diye. Umarım da Avengers'ları Ruzogar çeker. Çünkü herifler iyi çekiyor. Öyle gözüküyor şu anda değil mi? Onlar da iyi çeker yani. Josh Whedon'u da severiz ama artık. Ultron olmadı yani. Ben hani Rusoların şeyi yani kendimi ispat etmek adına önemli bir film olduğunu düşünüyorum Civil War'un. Bence çünkü ben şey diye bekliyordum hani. Yani mesela Joss Whedon'ın aksiyonundan daha iyisini görmemiştik biz grup aksiyon olarak sonuçta. Adamlar çok çok daha iyisini yaptı evet. Ve şu an yani kendilerini o anlamda ispat ettiler. Ne kadar fazla karaktere yer verirlerse versinler bence onu çok düzgün bir şekilde işleyecekler yani. Filmlerde belki 3 saat falan olabilir artık herhalde. Aman olsun akıyor gidiyor ya. Vallahi akıyor gidiyor yani. Güzelse izleriz her türlü. Peki puanını alayım. 8.5. Verdim. Vallahi iyi film. Genel olarak sevdim. Harbiden Rusoların yaptığını bayağı beğendim. Snyder'ın yapamadığını yaptı herifler böyle 3-5 kişi. Yani 3-5 kişi değil aslında 10 kişi falan iyice bir kombatla böyle çok güzel semirtti ve çok ikonik kareleri kullanmışlar filmde. İşte Hawkeye'in ok üstünde Ant-Man'in atması, bıdı bıdı falan gibi. Hani çok böyle ikonik şeyler kullanmışlar. Hani çizgi roman severlere de çok tatlı. Tatmin edici bir hikaye bırakmışlar. Aksiyonu çok güzel, kendi içlerinde iyi bağlamışlar evrene. Yani kitaptan ne kadar çıksalar da. Vallahi şaşırarak beğendim. Ya beğeneceğimi düşünmüyordum bu kadar. Abi hani ne yapıyorsun? Güzel olur falan derdin ama belki de o kadar beğendim. Bayağı beğendim ve ciddi hani Batman'dan daha çok beğendim. Bak işte geliyor. Yüksek puan geliyor. Kaç? 11.5. 11. Veremedi.
Vallahi ben de 8.75 falan 9. 9 veriyorum galiba. Ya. Ben tamam. Ciddi beğendim. Abi ben de 9 verecektim de işte draması az kaldı ya. Yarım puan kırdım ben yani. Ben draması, ben o Carter sahnelere geçsin sürat diye böyle şey yaptım. 8.6 da verebilirsin. 8.7 de verebilirsin. Küsurat da verebiliyorsun. O zaman değiştiremez. Not değiştirilmez bir kere. O zaman 8.7. Ama bilmiyorum. O zaman 8.8 veriyorum. Sen de herkesten çok beğenmişsin. İlla ben de. Adam 9 vermiştin oğlum zaten. Doğru. Notunu koyacağım. Böyle bilinçsiz insanların verdikleri şeyden, notlara bakmayın siz. Drama drama olmadığı için notu kırdım ayak. Ben de 7.9 veriyorum. Oldukça. Gömün. Hayır, çok yüksek. Ya abi bari 8 diyeydin ya. Niye 7.9? 8 benim için hiç bir film yani. Ben bu filmi bir ay sonra unuturum. Abi benim tekrar akıllı gidesim var çok ciddi. Hatta tekrar gidelim mi lan? Ben de tekrar izleyeceğim. Tekrar gidelim mi? Ismarlıyorsan gidelim. Ben ısmarlam. Ya Cinemaksimum şeysi de diyaloğa girmişsin, adam bedava bilet vereceğim demiş. Sen ısmarlayacaksın ya, niye biz ısmarlıyoruz? Sen şimdi niye böyle yanlış yolları dinlemedin? Öyle bir diyalog olmadı, sallıyor. Sallıyor, mısırdı ya. Kasadaki çocukla mısır alıyordum, onu diyor. Yok be, anlattığım bir olayı çarpıtarak anlatıyor şu anda. peki o zaman, ben notumu verdiğime göre, bence çok makul ve güzel bir not verdiğimi ben düşünüyorum. Ya Deadpool'a 7 verdim. Sinirlendirmeyin, Deadpool'da 6.9 verdim. 6.9 verdim, ben 7 diyordum. Batman ve Superman'de 6.9 verdim. Benim tam veremiyorum ben. Aslında 1 puan mı var bu filmde ya, yazıklar olsun. Yüzlük dilim üzerinden düşünürsen 10 puan var. Tam 1 puan mı? İyi de oğlum 5 versem de 3 puan olacak yani. Öyle 1 puan, 2 puan, 3 puan diye düşünme yani. 1 ile 10 arasında zaten 10 tane puan farkı olduğu için güzel film. Güzel filmde gidin izleyin. En iyi işlerden biri olabilir. Bence en iyi iş. Bence en iyi iş. Güzel bir iş. Yani bu bir First Class 2 derim herhalde ben kendimce düşünürsem. Geç çok beğendim. Disney. Salla. Ha Marvel dedin ya, o yüzden. Disney evreninden bahsediyorum. Ha Disney evreni. Yoksa Ghost Rider var, çok iyi. Marvel evreninden de şey, bu eğer Disney'in yaptığı işlerdense bence en iyisi bu. Civil War yani. Siz de yorumlarınızı belirtin arkadaşlar. Seyrettiyseniz ki seyretmediyseniz bu videoyu seyretmemişsinizdir umarız. Çünkü bayağı her şeyi anlattık yani. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bir goy goy yapalım bakalım. Nasıl beğendiniz mi beğenmediniz mi? Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Geç kaldığınız için de kusurumuza bakmayın.